Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bölümde WD My Passport Go'yu inceleyeceğiz. Evet. Bu tür ürünler gittikçe artıyor. TeknoSeri'de de daha çok karşımıza çıkıyorlar. Yine bir SSD bu. Evet WD de artık harici SSD üretiyor. Yapısı 2.5 inç diskleri andırıyor ama biraz ufak. Ufak. E, çünkü içinde bir SSD var. My Passport Go 500 GB ve 1 TB modeli var. Hı hı. Bu elimizdeki 500 GB olanı. USB 3 3 bağlantılı kablosu üzerinde üzerindeymiş. Onun getirdiği bir pratiklik var tabii ki. Kablo neredeydi derdin yok. Kabloyu da taşıma derdin yok. Ama tabii şimdi bu tür ürünlerde de genelde şu bağlandığı hmm. nokta bir zorlanma noktasıdır. E tabii ki kabloya bir şey olduğunda değiştirme şansın yok. Ben başka bir kablo bulur takarım deme şansın yok. Biraz özenli kullanacaksın. Evet. Dikkat edeceksin. Ee, ama işte ayrıca kabloyu kaybettim derdinde yok. Kablosu üzerinde katlanıp şuraya geliyor. USB 3 bağlantılı. 55 gram tamamı. Özellikle WDB suya toza direni, direniş e, değeri, dayanıklılık değeri belirtmemiş ama 2 metreye kadar düşmeye dayanır demiş. 2 e, metre de bir insan boyundan fazla zaten onu genelde masadan düşürürüz Tabii. düşürsek. Tabii ki SSD olduğu için içinde mekanik parça falan yok. Gayet mekanik diske göre o açıdan dayanıklı. USB 3 olduğu için performansı belirleyen şey USB Tabii. portunun hızı. 310 MB saniyede okuma. 110 MB yazma gibi bir hız ben elde ettim. İşte USB'nin hızı bunlar. USB 3'ün hızı. Ha, 300 MB saniyede Çoğu kişinin dahili diski zaten 100 megabaytlarda falan kalıyor. Yani. Bu iyi mi? Bu hızlar iyi tabii ki. Ha normalde biz sata SSD'ler tabii ki 550-500 megabaytlarda dolaşıyor. Bu external olduğu için 300. Harici depolama için bu hızlar iyi. Hı hı. Çünkü amaç bir yerden bir yere veri taşımak daha çok. Saniyede 1500 kadar işlem yapabiliyor. O da işte mekanik diskler ayarında diyelim. Orada da yine kriter hı hı. USB, USB belirliyor o hızı. Kendi içindeki SSD onun çok daha yüksek performansına hayızdır aslında ama dünyaya USB ile bağlanıyor konuşuyor. 1 GB'lık bir dosyayı ben bilgisayarımdan buraya 8 saniyede atmışım. Hı hı. Ortalama saniyede 177 ile atmış. Hı, hı. Ee, dediğim gibi bunlar iyi hızlar. Mekanik diskten yüksek. Evet. İçinden bir WD'nin Discovery diye bir yazılımı çıkıyor. Yüklü geliyor. Mac içinde var, PC içinde var, Windows içinde var. Hı hı. Ne yapıyor? Bir kere bir kere şifre koyabiliyorsun erişim için. Önce o şifrenin girilmesi gerekiyor erişmek için. Bulut depolamadan senin dosyalarını alıp buraya yedekleyebiliyor otomatik olarak o yazılım. WD'nin biz de geçmişte yer vermiştik My Cloud sistemini kendi kişisel bulut sistemini destekleyebiliyor. Otomatik yedekleme yapabiliyor bilgisayarını buraya yedekleyebiliyor. Senin belirlediğin klasörleri, belirlediğin periyotlar şekilde. Temel işleri yapıyor. WD Discovery içinde gelen yazılım ya da WD'den daha yeni sürümünü çekersin. Güzel. Ee, Bizim elimizdeki 500 GB modeli 660 lira 700 lira gibi online piyasalarda bir fiyatı var. Ee, 1 TB olanında 1300-1500 lira arası fiyatı var. Bu da hani harici SSD'lerde normal fiyatlar. Harici Öyle. SSD piyasası için aşağı yukarı e, çoğu bu fiyatla. Bu fiyatların civarında geliyor. Ya şey güzel farklı renkleri de var bu hani kapasitesine göre değişiyor. 500 GB olan bizdeki bu hmm. altın zannedersem. siyah ve altın denge geçiyor. Mavi olanı var. Ya hafifliği, çevresinin lastik olması gayet güzel. güzel. Ha bir tek şeyi düşüneceksin. Bu kutudan herhangi bir dönüştürücü falan çıkmıyor. Benim laptopum geçen senenin bir modeli. Benim laptopumda bu USB portu yok. Type C var. Ee, ama tabi bütün başka bilgisayarlarda bu hı hı. A tipi port var. Buna dikkat edeceksin, düşüneceksin. Çünkü ben bunu alsam bir de dönüştürücüyle Çevir uğraşmam cihaz, gerekecek. Evet. Ha şeyli Type-C'li olan başka WD'de, Sandisk artık WD'nin evet. kardeşi. SanDisk'te başka bunun alternatifleri var. Doğrudan Type-C'li. Ben mesela onu düşünmem. Uygun olur. Çünkü Doğru. adaptörle uğraşacağım. Ama masa üstünde kullanacağım dersen tamam bu fiş emrine amade ya da laptopların çok büyük bir kısmında hala Type A ilk A tipi USB fişi var. Keyfine kalmış. Zaten çevirici, dediğim gibi dönüştürmen de mümkün. Çevirici de kutudan çıksa da uğraştırmasa insanları. Belki. Ya çok da şey yapmak da istemiyorum Murat. Bize gelen basın örnekleri daha önce açılmış 3-4 yeri dolaşmış olabiliyor. He var mıydı bilemiyorum. Ben sitesinde göremedim öyle bir şey ama çok da hani emin olamıyorum ama ürünün sunumu böyle. Tamam. Üzerinde kablosuyla şu şekilde geliyor. Çarşıda da var diyorsun. Var var. 500 GB 1 TB. İki katı fiyat fark ediyor. Hani ben 250 ile 500 arasında 500 karlı Hı. oluyor. Ama şimdi 1 TB ile 500 arasında doğrudan tam iki katı fark oluyor. O zaman hani ihtiyacına göre alacaksın diyelim. Valla Levent abi harici diskler tam hayalimizdeki noktaya gelmiş durumdalar hızlılar sağlamlar <laughs> daha küçükler hafifler mekanikten kurtulmanın şeyi işte Tabii ki tabii ki ee, hani daha henüz bu formatta bir 4 terabayt falan yok ama olsun onlar da olacak olacağı kesin Tabii ki. olacak tabii ee, bir terabaytı şu şekilde gezdirebilmek zaten e, hayal gibi bir şeydi tabii. <laughs> Gerçek oldu öyle güzel depolamada güzel bir dönemden geçiliyor. Evet. Peki yani, tabi. abi. Evet. Teşekkür ederim WD sana. WD'nin My Passport Go. Go, Go modeliydi. Harici SSD'si. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.